Herkese yağmurlu bir Wrocław gününden merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu, tekrar beraber olamadık sizlerle. Ama niye diye bir sorun bakalım, bir niye diye bir sorun. Türkiye'ye gittik arkadaşlar. Ani bir kararla şöyle dedik ki bir iki haftalığına bir Türkiye yapalım. Açıkçası aklımızda çok fazla böyle bir plan yoktu. Yani yaza gideriz artık Türkiye'ye diyorduk. Ama çok ilginç bir gelişme yaşadık geçen haftalarda arkadaşlar. Biliyorsunuz ben burada Wrocław'da bir özel okulda öğretmenlik yapıyorum. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Ve her geçen gün bunların yeni bir geleneğiyle ya da yeni bir kuralıyla tanışıyoruz. Geçtiğimiz günlerden bir gün beni okul idarecilerinden bir tanesi yanına çağırdı. Ve dedi ki yani bu izin günlerini neden kullanmıyorsun? İzin hakkın var dedi. İzin günlerin var dedi. Dedim ki ne izni ya? Hafta sonu izin yapıyoruz dedim zaten. Durmadan dedim bayramınız, seyramınız var. Bir hafta, iki hafta zaten dedim izin yapıyoruz. Başka dedim ne izni, ne izin hakkı var yani. Bunların işte yılda arkadaşlar bir 10-15 gün kadar ücretli izin hakkınız oluyormuş burada. Ve bunları böyle kafanıza göre istediğiniz zaman kullanabiliyormuşsunuz. Bana dediler ki bu izin günlerini kullan. Dedim tamam ne zaman kullanayım? İşte geçtiğimiz haftalarda Paskalya bayramı vardı burada. Zaten bir hafta tatilleri vardı bunların. Dedim o zaman ondan sonraki haftada bir hafta bana siz izin yazın 5 gün. Ben dedim Türkiye'ye gideyim o zaman yani. 2 hafta böyle dedim birleştireyim. Tabii tabii dediler hemen o an yazdılar. Yani hiç beklemiyordum. Ve böylece bir anda biz kendimizi Türkiye yolunda bulduk arkadaşlar. Şöyle kısaca bir Türkiye'ye gittik. Sevdiklerimizle görüştük. Deniz kenarında güzel zaman geçirdik. Bol bol alışveriş yaptık. Buraya getirmek istediğimiz şeyler vardı Türkiye'den. Gittik onları getirdik falan. Bayağı böyle dolu dolu bir zaman geçirdik. İşte buradan Polonya'dan Berlin'e gittik. Berlin'den uçakla Türkiye'ye uçtuk. Önce İstanbul'a, İstanbul'dan Balıkesir'e geçtik. Evimize orada, eşyalarımız falan hala orada. Orada biraz zaman geçirdik, takıldık falan. Ondan sonra oradan İzmir'e geçtik. Benim orada ailem var biliyorsunuz. Ailemle zaman geçirdik. Ardından da İzmir'den tekrar Berlin'e. Berlin'den de Wrocław'a geldik. Ama ne geldik arkadaşlar? Berlin'de bizim valizlerden bir tanesi kayboldu dönüşte. Ve içinde de bayağı bir, özellikle benim kendi değerli eşyalarım vardı. Yani değerli dediğim şey Türkiye'den buraya getirdiğimiz manevi değeri olan eşyalar. Ve o eşyaların olduğu valiz kayboldu arkadaşlar. Daha doğrusu biz biraz geç indik uçaktan. Uçaktan geç inince sınır kontrolünde bayağı oyalandık falan derken bizim valize benzer bir valize olan bir Polonya vatandaşı bizim valizi almış. Ama sağ olsun daha sonra kendilerine ulaştık. Bizim de Polonya'daki şehre bir saat mesafeye yakın yaşadıkları için de valizi getirip bize teslim ettiler sağ olsunlar. Tabii vesileyle o aileyle de tanışmış olduk. Zaten valizleri karıştıran hanımefendinin eşi Türk. O burada bize yakın bir şehirde yaşıyorlar. Onlarla da böyle bir iletişimimiz olmuş oldu. Ama hemen aynı gün içinde çözdük olayı. Yani insanları görüyoruz haftalarca valizleri kayboluyorlar, bekliyorlar falan. Şükür bizim öyle olmadı. Biraz da kendi çabamızdı arkadaşlar. Çünkü bantın üzerine kalan tek bir valiz vardı. O bizim valize benzeyen. Onunla karıştırıldığını düşündük ve oradaki görevlilere ilettik. Hemen o valizin üzerindeki isim soy ismi bulduk. İşte sosyal medyada, internette falan arattık derken o insanlara ulaştık. Öyle hallettik. Ama Türkiye güzeldi arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta boyunca 25-30 derecelerdeydi hava. Seçimlere de denk geldik. Gittik oyumuzu da kullandık. Gurbetçiler ülkemizin kararlarına etki edemez diyen bir kesim de var. Elbette vardır. Ama bizim sonuçta hala orada bir evimiz var. Ve asıl ikametimiz aslında bir nevi orası. Yani en azından bir süre daha böyle. Dolayısıyla oy kullanmak en doğal hakkımız arkadaşlar. Gittik oyumuzu kullandık. Ve Balıkesir'deki yerel partiyi de değiştirmiş olduk. AK Parti'ydi, CHP'ye geçti. Hayırlısı olsun. Yani velhasıl arkadaşlar Polonya'da ben her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yani bu izin olayı beni çok şaşırttı. Yani hiç koşulsuz, sualsiz 5 gün ben izin yazdım kendime. Demek ki medeni ülkelerde böyle güzel olaylar var. Biraz da insanların işte tatil yapması, kendine gelmesi bunlar için önemli gerçekten. Çünkü tatil yapan, izin yapan insanın çok daha iyi, çok daha eforlu çalıştığının farkındalar. O yüzden mümkün olduğunca öğretmenleri biraz daha rahat bırakmaya çalışıyorlar. Ve mümkün olduğunca da daha az ders, daha çok tatil gibi bir olay var burada ki iyi ki de var yani gerçekten. Keyifli işimizi yapıyoruz. İşte bakın yüzümdeki gülümsemeyi görüyorsunuz. Yani ben bütün hafta çalıştım. İşte hafta sonu iki günüm. İşte arayan soran yok yani. Böyle olması lazım her yerde de. Ama ne yazık ki Türkiye'deki özel okullarda bunu hiç yaşayamamıştık. Bir diğer mevzu da arkadaşlar bu hafta
Polonya'da değişiklik oldu okullarda. Ödev verme ile alakalı bir değişiklik. Ev ödevi vermemizi yasakladılar arkadaşlar. Yani öğretmenler olarak biliyorsunuz biz öyle öğrendik. Yani ödev vermek işte öğrencinin sorumluluk bilincini geliştirir. Öğrencinin bireysel çalışmasını geliştirir, odaklanmasını geliştirir vesaire. Yani ödev bizim için önemliydi. Hatta hiç unutmuyorum yani lisede üniversite sınavına hazırlanırken hocalarımız bize günde 500 soru, 1000 soru ödev verirdi. Çözmezseniz ertesi gün 50 tane laf iştirdiğini sınıfın önünce rencide ederlerdi falan. Hani not mod da yok yani. Burada ödev yaptığınız zaman çocukları notlandırıyorsunuz. Yani işte artı eksi notlar var, bir de 1'den 6'ya kadar notlar var. Ama şu an onu tamamen yasakladılar. Yani ödev vermek yasak. 1 ve 3. sınıflarda, 1, 2, 3'lerde tamamen ödev vermek yasaklandı. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda proje temelli ödev vermek serbest. Fakat kesinlikle notlandıramıyorsunuz. Onu tamamen yasakladılar. Yani artı eksi bile veremiyorsunuz. Özür diliyorum. Artı verebilirsiniz. Yani öğrenci ödevini yaparsa pozitif anlamda not verebiliyorsunuz. Ama öğrenci ödevini yapmadıysa hiçbir şekilde negatif anlamda not veremiyorsunuz. Veremediğiniz gibi de sınıfın önünde bunu konuşmak, öğrenciyi rencide etmek falan kesinlikle yasak. Öğrenci ödevi yapmadıysa bu onun sorumluluğu, vardır bir bildiği deyip geçip devam etmemiz istendi. Aslında hiç garip bir tarafı yok. Belki de olması gereken bu. Avrupa Birliği'nin gelişmiş ülkelerinde, gelişmeye devam eden Polonya gibi ülkelerinde artık eğitim sistemleri biraz daha bu yönde, beceri temelli eğitim yönünde gelişmeye devam ediyor. Bu da o yönde atılan bir adım aslında. Peki liselerde durum nasıl? Liselerde değişen bir şey yok. Yani burada zaten genellikle her şey proje ve grup çalışmalarıyla ilerliyor. Derslerde böyle işte öğretmen gelsin, tahtaya yazsın, çocuk deftere geçirsin, sınavda o deftere yazdıklarından sorular çıksın falan, öyle şeyler hiç yok. Belki geçmişte vardı ama en azından bizim okulda yok arkadaşlar. Yani öğrencileri hep grup çalışmasına, yani dersi aslında kendilerini keşfetmesine ve onların anlatmasına sevk etmeye çalışıyoruz çocukları. Bu arada böyle parkın derinliklerine doğru ilerledim. Bakın, sessizliği dinlemeniz lazım. Müthiş değil mi? Bayılıyorum bu parka. Ve bakın, bugün cumartesi. Saat 10-11 civarlarında falan. Bomboş. Sadece spor yapanlar var. Çok da böyle hafif de bir yağmur var. İnanılmaz güzel hava. Yine bu parkın içinde böyle de bir golf ve mini golf sahası var. Aynı zamanda işte çay, kahve, ne bileyim, yiyecek içecek satılan bölümleri var. Böyle bir kocaman alan. Şurada işte delikler var, bayrakları görüyorsunuz ileride. Şurada atış yaptıkları yer var. Burası da böyle mini golf alanı, buraya bisiklet koyma yeri yapmışlar. Tuvaletler falan, her şey var. Yani şehirde yok yok arkadaşlar. Tam karşıda bir rampa göreceksiniz. Bu rampa normalde bu yoldan da anlayabileceğiniz gibi dağ bisikletlerinin rampası. Yani bahar ve yaz aylarında en tepeye kadar çıkıp oradan böyle atlaya zıplaya falan bisiklet sürüyorlar. Bunu özellikle sanıyorum yani yapmışlar mı? Çünkü hani her yer dümdüzken, orada bir anda böyle bir tepe var. Kışın da burası kayak demiyorum, daha çok kızakla kaymak için kullanılıyor. İnsanlar bu kış buraya kar yağdığında hep böyle malzemelerini alıp gelip burada kızak kaydılar. Keyifli bir park, seviyoruz Park Rabijinski'yi. Yani hafta içi de böyle ben sık sık gelmek istiyorum buraya ama ne yazık ki çok fazla zaman olmuyor. Daha çok hafta sonları böyle gelip bir 10 kilometre kadar yürüyüş yapmak çok keyifli oluyor burada. Bu parkın içinde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de böyle ara ara küçük kafeler olması. Vivonka Cafe. Vivonka sincap falan demek olabilir, emin değilim ama. Kahve 5 zloty yazmış mesela buraya. Böyle geliyorsunuz yoruldunuz. Ya oturayım şu güzel parkın içinde bir kahve içeyim dediğiniz anda işte burada kafeniz hazır. Sadece kahve yok tabii. Kahve çeşitleri var burada, böyle işte
espressolardan tutun, cappuccino'lara kadar, çikolatalı kahvelere kadar, mokalara, su, böyle şey, yani bunun içindeki damacanadan su da alabiliyorsunuz Bizilöti'ye. Aynı zamanda da normal su içmek isterseniz de buradan su, işte Timbark, buraların meşhur meyve suyu, işte kola ya da böyle abur cubur bir şeyler alabilirsiniz. Gayet güzel, başarılı, ihtiyacı yönelik bir makine. Polonya'da bazen böyle parklarda bu tarz yerler görebilirsiniz. Bunlar şu an yanda tarafta gördüğünüz parkın bitişiğindeki evin bahçesine kuruluyor. Bu eve kira ödüyorlar burayı kurdukları için. Aynı zamanda da insanlara güzel bir hizmet oluyor. Seviyorum yani. Polonya'nın olaylarını seviyorum. Her ihtiyaca yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hizmet sektörü Polonya'dan absence tutuyor arkadaşlar. Adam koymuş buraya kafe. Belki de hiç evde oturduğu yerden parasını kazanıyor işte. Böyle parkın içinde şu gördüğünüz tuvaletlerden de var. Bunların özellikle şu olayını çok seviyorum ben. Böyle önüne kaplar koyuyorlar. Şimdi yağmur yağıyor. Bu kap dolacak zaten ama hadi dolduralım. Böyle şu küçüğüyle, pardon bir dakika. Küçüğüyle alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Basıyorsunuz. Sokak hayvanları için su doluyor. Ondan sonra bunu böyle buna dökelim. Bunda da olsun su. Bir daha basalım. Yani tuvalet haricinde böyle bir lavabo hizmeti de var. İşte yani. Burada bazen böyle işte köpeğini gezdirenler, kedisini gezdirenler. İnanmayacaksınız ama kedi de gezdiriyorlar. Olabiliyor. Onlara işte böyle bir hizmet. Bir de böyle tuvalet var. Geçen bunun kapısı açılmamış ama bir deneyelim. Şu an açıldı. Bu da böyle tuvalet. Parkı gezerken kullanabiliyorsunuz. Bunun böyle ben şimdi kullanmayacağım ama göstermek istedim. Böyle bir yapı. 40 dakika kadar böyle bu açık şey kapalı kalıyor. İsterseniz 40 dakika kadar kullanabiliyorsunuz. Ve ilginç bir şekilde her zaman temiz arkadaşlar. Burası da her zaman bizim atlısı getirdiğimiz parklar. Takipçilerimiz bizi bu parklarda sıklıkla bulabilir. Her hafta, haftanın neredeyse her günü bu parklardayız. Birkaç haftadır dediğim gibi yoktuk aranızda. Video paylaşmak istemedik Türkiye'den. Çünkü o zamanımızı, o kıymetli ve az zamanımızı sevdiklerimize geçirmek istedik. Lütfen kusura bakmayın. Ama Polonya'dan içerikler paylaşmaya, buradan böyle ara ara güncellemeler atmaya size devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun altına ve diğer videoların altına yorum yazan, beğenen, kanalı takibi alan herkese binlerce kez teşekkürler. Umuyoruz sizlerin desteğiyle de buradan içerikler üretmeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Park Grabiczynski. Polonya'ya gelirseniz şöyle bir gezersiniz burayı. Güzel bir yer. Wrocław'dayız.